Değerli Küçük Dünyası'nın değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir programda yine beraberiz. Evet, uzun bir zaman oldu. Halen Ramazan ayı ve Ramazan ayında hep beraber bugün güzel, değişik bir çekim yapacağız. Bugünün özelliği var. Nedir bugünün özelliği? Onu söyleyeyim önce size. Şu anda İzmit'in Uzun Tarla'nın Avluburnu'nun tepelerindeyiz. Buraların ne özelliği var derseniz, ben Uzun Tarla'da yetiştim. Uzun Tarla bizim 1959 yılından beri babamızın çiftliği olduğu yer. Biz esas büyük başçıydık o zamanlar. Fakat koyunlarımız da zaman zaman oldu. Her ne kadar İstanbul çocuğuyum diye övünsem de, bebek İstanbulluyum desem de, babamız Karadeniz'den gelse de, anamız Manisa Akhisar'dan, Allah rahmet eylesin, gelse de, İzmit'in bendeki yeri çok büyük. Ve şu anda biz Uzun Tarla'nın tepelerindeyiz, dağlık yerlerdeyiz. Buranın özelliği Marmara'nın filtrasyon bölgesi. Yıllar evvel buraya Hollanda Tarım Bakanı geliyor ve burada Sapanca Gölü'nde ve çevresinde yaptığı araştırmalarda şunu gözlemliyor. Diyor ki Hollanda, o zamanın Tarım Bakanı'nın ismini unuttum açıkçası. Bundan dediğim gibi 35 yıl önce, 40 yıl önce. Diyor ki burası, diyor, Marmara bölgesinin filtrasyon alanı. Niye diyeceksiniz? Çünkü diyor Karadeniz'den iyot gazları göle doğru geliyor ve o iyot gazları ile beraber aynı zamanda sazlıklar, göldeki sazlıklar ve ormanlar buraya giren kirli havayı temizliyor ve ondan sonra dışarı çıkarıyor. Ve dolayısıyla o kadar güzel bir yer ki burada hiçbir zaman ot bitmez. Bakın, ama çok acı bir şeyden de bahsedeceğim size. Maalesef bizim İzmit'imiz, güzel İzmit'imiz tamamen fabrikalar oluştuğu için, o güzelim tarım arazileri tamamen var fabrikalara terk edildiği için bugün İzmit'imizde maalesef hayvancılık çok küçük çapta yapılıyor. Fakat ben size özellikle bu bölgedeki yapılan bu çalışmaları anlatmaya çalışacağım. Şu anda Avluburun köyündeyiz. Avluburun Kartepe ilçesine bağlı. Kartepe ilçesinde adını meşhur, buradan gördüğünüz, arkamda gördüğünüz Kartepe'den alıyor. Fakat Kartepe'nin esas ismi Keltepe. Baktığınız zaman tepesi Kel'dir. Fakat yıllar evvel Vali Öğütçen kendisi bir şekilde, Vali Öğütçen diyor ki ya Keltepe güzel bir isim değil, değiştirelim bunu, Kartepe yapalım. Çünkü çoğu yılın birçok kısmında kar olduğu için Kartepe diye değiştiriliyor. Ama siz ister Keltepe dersiniz, ister Kartepe dersiniz. Keşke Türkiye'de isimler değişmese. Keşke yüzyıllardır gelen isimler köylerde kalsa. Çok daha güzel olacak. Fakat biz şu anda Kartepe ilçesinin Uzun Tarla'nın tepesinde olan Avluburun köyündeyiz. Ve burada küçük çapta koyunculuklar yapılıyor. Ve arkadaşlarımızla biz onlarla bu konuları konuşacağız. Onlardan bilgi almaya çalışacağız. Buradaki hayvan nesli genelde karışık. Aynı zamanda burada biraz da eğitim vereceğiz. Bu hayvanlarla ilgili yapılması gerekenler. Buradaki hayvanlarla ilgili bilgiler alacağız. Evet, güzel bir sohbet olacak inşallah. Sizler de, biz de inşallah bu sohbetten güzel zevk alacağız. Biz yavaş yavaş yerimize doğru gidiyoruz. Evet, burada arkadaşımız İsmail var ve Murat var. Şimdi onlardan yavaş yavaş bilgi alacağız. İsmail Efendi, önce sen kendini bir tanıt bakalım. İsmail kardeşim, hemen hemen yaşımız birbirine yakın. Evet. Sen benden 2-3 yaş büyüksün, abim sayılırsın. Soyadın neydi? Çivi. İsmail Çivi. İsmail Çivi. Evet. Avluburunlusun. Evet. Sen de kendini tanıt. İki tane koyuncumuz var yan yana. Şimdi İsmail Çivi ve... İsmim Murat Aslaner. Murat Aslaner. Avluburun köyünde koyunculuk yapmaya çalışıyorum, daha doğrusu yapmasak da. İyi, yani az miktarda yapıyorum. Şimdi buranın bir özelliği var değerli izleyiciler. Burada insanlar, fabrika çok olduğu için, dediğim gibi maalesef biz tarım ve hayvancılığı burada öldürmüşüz. Çok güzel tarım alanlarını maalesef, evet, biz fabrika haline getirmişiz. Bu Türkiye'nin acı kaderi, ama İzmit en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu kardeşimiz hem fabrikada çalışıyor, hobi olarak da koyunculuk yapıyor. Ben de özellikle onu da almak istedim. Fakat İsmail abimiz zannedersem sadece koyunculuk yapıyor. Evet. Başka var mı bir şey? Emekliyim. Emeklisin. Emekliyim. Sen bakıyorsun koyunlarına. Evet. Kaç koyunun var?
80 tane anaç koyunum var. 80 tane anaç koyunu. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi yani? Ortalama 4 yıldır. 4 yıldır. Daha önce? Daha önce seracılık yapıyordum. İnekçilik falan yok. İnekçilik yaptım. 5-6 senede. Para kazanmadık. Döndük koyun işine. Koyun işi. Kazanıyor musun koyunculuktan? Allah'ın bereket versin. Kazanıyorsun. Evet. Demek ki doğru adres koyunculuk arkadaşlar. Bunun başka bir şeyi yok. Evet. Koyunculuk yapmakta fayda var. Hele hele böyle yerde, şimdi biraz sonra anlatacağım. Yani gördüğünüz gibi, bakın her yer yemyeşil. Koyunların burası avlusu. Avluya bile baktığınız zaman sadece yemleme yerleri hariç her tarafı yemyeşil görüyorsunuz. Buranın en büyük özelliği o. Evet, biraz da seni dinleyelim. Sen ne yapıyorsun? Yani biz mecburen çalışmak zorundayız. Niye? Önümüzü görmüyoruz. Yani bundan devlet dese ki bize 10 sene önce, 10 sene sonra da fiyatlar bu olacak. Şimdiki fiyatlar bu. Mazotun fiyatı bu olacak. Koyunun fiyatı da bu olacak dese. Yeni koyuncusun zaten. Ama ben 5 yıldan beri yapıyorum bu işi. 5 yıldır. Kaç koyunun var? Toplamda 35 anaç var. Evet. Toplamda da 70 tane kadar koyunum var. Koyun kuzu. Kuzular kuzuları sattık. Evet. Sattın. Kuzuları sattık. 70 tane var. Kuzuları sattığın halde mi 70 tane var şimdi? Evet, toklar o falan var. O zaman tokları bıraktın kendine. Tokları bıraktım. Sürüyü yavaş yavaş büyütüyoruz o zaman. Evet. Büyütmek de istiyoruz ama önümüzde göremiyoruz. İşin gerçeği bu. Yani biz bilsek ki bu işi çoğalttığımızda geçimimizi sağlayabileceğiz. O zaman işe gitmeyiz. Deriz vallahi ki. Valla onu yapman için sen bir 100 koyuna ulaştığın zaman zaten artık hani tamamen %100 bakman gerekecek. Evet. %100. Ama şu anda mesela sen olmadığın zaman kim bakıyor koyunlara? Genellikle evde duruyor yani yemle bakıyoruz. Hanım bakıyor, peki, evde hanım bakıyor. Peki otlatmaya çıkarmıyor musunuz hiç? Çıkartıyoruz. He. Yani ben normalde 8 saat çalışıyorum. He. Yani 4'te 5'ten geldikten sonra 5'ten 10'a kadar, 11'e kadar otlatıyorum. Sabah da eklemleme. Sabahları kaçta çıkartıyorsun otlamaya? Sabahları eğer işe gitmiyorsam, yani vardiyalı çalıştığımız için 4-12 sen mesela sabah saat 6 gibi falan çıkartırım. 6'dan 9'a kadar, 9-10'a kadar. Yani 9-10'a kadar otlatırım. Otlatıyorsun. Öğlenleyin istirahat eder koyun, akşamleyin de hanım yemler, otunu verir. Bu yani, da evladımız yetişiyor mu? O da otlatıyor yetişiyor. Mu? Çobanlık yapıyor mu? Evet, yapıyor. Ama İyi. Şimdi işte insan önünü göremediği için bu çocuğa diyemiyor. Yani ki sen koyunculuk yap. Yani bilsek ama ki önümüz, kaç yaşında? Daha yaşında. Okuyacak o. Okuyacak. Yani. Okuyacak inşallah. Okuyacak adam olacak inşallah. Şimdi İsmail abi. Buyur abi. Önce seni dinleyelim. Senin mekanındayız zaten. Sağ evet. olsun arkadaş geldi. Burada başka koyuncu arkadaşlar da var. Yani bu köyde yaklaşık kaç kişi koyunculuk yapıyor? Abi normal 3 kişi falan. O kadar mı? Yani 3 kişi ama şey olaraktan böyle 5 tane 10 tane olan da var. Var. Ama onun sayısı ne kadar bilmiyorum. Hani, yani bayağı yani. Bir insanda böyle yani burada hobi koyunculuğu hobi. Da var anladığım evet, kadarıyla. Evet. Yani o kadar yeşil ki yani koyun bakmazsanız zaten kendi çiminizi biçmekten iflahınız kesilir. Onun için evet. en azından herkesin bahçesinde 5-10 tane koyun var anladığım var. Kadarıyla. Fakat tabii bu bölgede koyunculuk maalesef biraz geri kalmış. Yani ırklara baktığımız zaman biraz sonra arkada ırkları göreceğiz. Evet. Irklar karışık. Karışık. Yani burada Tahirova, Kıvırcık, Merinos, Sakız karışımı koyunları görüyoruz. Bunları evet. birazdan daha iyi inceleme imkanı bulacağız. Şimdi yaklaşık senin 80 tane anacın var. Evet. Emeklisin ama bu 80 evet. anaçla Allah bin bereket versin. Evet. Para kazanıyorum diyorsun. Kazanıyorum. Nasıl yapıyorsun? Mesela ne kadar otlatıyorsun? Abi sabah çiğ olmazsa 8'de 9'da salıyorum. Koyun yatıncaya kadar, toplanıncaya kadar otlatıyorum. Akşam kapa diyorum mesela. Akşam da saat havanın durumuna göre, sıcağın şeyine göre 4'te salıyorum. 8. Yani koyun ne zaman doyarsa peki ben şunu özellikle öğrenmek istiyorum. Şimdi burası 365 gün yeşil olan bir bölgedeyiz. Evet. 365 günün yani ne kadarını otlatabiliyorsun? Kışın da rahat otlatabiliyor musun? Kışın da rahat otluyorum. Mesela yağmurun durumuna göre, hani kar durumuna göre, yağmur durumuna göre salıyorum. Mesela saat 10'da 11'de salıyorum kış günü. Saat 4'e kadar. Devamlı. Otlatıyorsun. Ancak çok yoğun kar ve evet, yağmur varsa o zamanlarda içeride bakıyorsun. O zaman da içeride mi? Ama fazla bir şey olmuyor mesela. Otunun yemini veriyoruz. He. Hani kar olmadığı sürece yağmur hani aşırı yağmur olmazsa devamlı otluyum. Sen de aynı mı? Ben de aynı şekilde. Yani burada kış 2 yıl önce çok oldu. O da 45 gün falan sürdü. He. Yani biz 45 gün
bir ayın üzerinde pek fazla koyun içeride tutmayız. İşte aslında yani, koyunculuk için ideal bir yer değerli izleyiciler. Çünkü niye? 365 gün otlatma yapabileceğiniz bir bölgedeyiz. Buranın özelliği o. Ama ne yazık ki maalesef koyunculuk az. Çok fazla değil. Evet. Ama işte arkadaşlar yeni yeni bizim yaptığımız programların da herhalde etkisi var. Yeni yeni bu işe girmeye başlamışlar. Tabii ki şu anda ırkları biraz karışık. Bizim onlara tavsiye edip ırkları birazcık daha düzenli hale getirmeleri lazım. Eğer sütünü sağmıyorsanız yani artık yani süt ırklardan değil de daha çok etçi ırka dönmekte fayda var. Aynı zamanda buraları çok kalabalık, yoğun köyler olduğu için sizin kaç haneniz var mesela bu köyde? Şu an 400 hane. Kaç? 450-500 arası. Değerli izleyiciler 400 hane. Yani sadece bu köy bile başlı başına bir kasaba diyebiliriz. Evet. Neredeyse şehir. Dolayısıyla ben girerken kapıda şey gördüm. İşte kurbanlık satışı da var. Yani dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız aynı zamanda kurbanlık satarak da zaten kurbanlık. Genelde kurbanla mı satıyorsun? Yani hiç satıyorum. O zaman hiç ete vermiyorsun hayvanını. Yani. Hiç kestirmedim. Şu ana kadar 4 senedir kestirmedim. 4 senedir sadece kurbana veriyorsun. Erkekleri kurbana veriyorum. Dişileri satıyorsun. Dişilerin damızlık olacaklarını damızlık bırakıyorum. Olmayacakları adaklık veriyorum. Adaklık veriyorsun. Veyahut da yemelik veriyorum. Evet. Değerli izleyiciler çok güzel bir şey sistem oturmuş burada. Kurbanlıkları kurbanlık. Damızlık olmayan dişileri adaklık ve geri kalanı da damızlık. Evet. Ve o zaman yavaş yavaş büyütüyorsun. Peki 4 sene evvel başladığında kaç koyunla başladın İsmail abi? Abi 10 tane adak şey aldım, damızlık koyun aldım. Peşinden bir 20 tane aldım. Sonra bir 5 tane daha aldım. 35 tane başladım. Şu anda işte damızlığım 80 tane falan damızlığım var şu anda. Gene ayırdığın dişiler var mı o 80 tane? Bu kışın dişilerden de ayıracağım yine. Gene ayırıyorsun. Yani onlar 80'e dahil değil yani. Çok güzel. Sen kaç taneyle başladın ve kaç sene evvel başladın ben bu işe? Ben 5 yıl oldu başlayalı. Ben 4 taneyle başladım. 4 taneyle? 4 taneyle başladım ama ara sıra aldık yani öyle. 3 tane, 4 tane ara sıra aldık. Ama 4 taneyle şimdi 70 taneye ulaştın evet, yani. Evet yani dişi satışı yapmadım. Sadece beğenmediklerimi verdim ben de. Hep saklayarak gidiyorum. Hep saklayarak gidiyorum evet. Ve buna rağmen dişileri satmamanıza rağmen otlatma ortamı bu kadar güzel olduğu için çünkü otlatma bedava neticesinde. Evet. Sizin evet, insan güzel. Gücüne dayalı. Evet. O zaman anladığım kadarıyla dişileri saklayacak kadar maliyetinizi koruyabiliyorsunuz. Evet, evet. Yani erkekleri satıp para kazanıp dişilerle de büyütüyorsunuz. Peki hedef ne İsmail abi? Hedef abi yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani kaç hayvana ulaşmak hedef? Ya yaş belirli bir şeye geldi. Yani 100'ü geçmeyi düşünmüyorum. 100 hedef. Senin kaç hedef? Benim yani 150 var. Hedefim var. Anaç 150 tane. Ya zaten 150 hedefin olduğu zaman yani fabrikada hani çalışmana lüzum kalmayabilir ama evet, kalmayabilir. Ailecek çalışıyorsanız ve eşin sana yardım ediyorsa eşim tabii yardım onu da evet. devam edebilirsin. Aha. Peki İsmail abi senin çoluk çocuk yok mu hiç? İlgilenen yok mu kimse? Var abi çocuk çalışıyor fabrikada. Çalışsın ama ilgileniyor mu o da koyunla? Gayet tabii. Bütün hani otunu indiriyor, altını temizliyor. Oo güzel yani, güzel. Yani şimdi bunun yani Türkiye'mizin geleceği gerçekten koyunculukta. Burada görüyorum inekleri olanlar da var, evet. şu var bu var. Ama bu ortam koyunculuk için çok evet, çok güzel. Değerli. Fakat tabii şunu da göz önüne almak lazım. Burada anladığım kadarıyla merak almamış. Herkes evet. sahiplenmiş. Evet. Yani bu gördüğünüz ormanlar, bayırlar her yer şahsa ait. Evet. Fakat şahsa ait olması o kadar önemli değil. Değil. Çünkü niye? O kadar çok ot var ki belki de o şahıslar ya bizim ağaçlarımız var burada. Evet. Ağaçların altındaki otunu yesin de hani gübresi rahatlasın istiyor evet. insanlar anladığım kadarıyla. O da bir evet. avantaj. Zaten buradan saldın mı şuraya hemen evet. hayvan otlamaya başlıyor. Şimdi bu bölgelerin bir özelliği daha var. Bunu da söylemek istiyorum. Bizim uzun tarla gerçek bir Çerkes köyüdür. Ama bugün Macırlar vardır, Manavlar, Karadenizler de vardır. Fakat sizin evet. köyün özelliği Manav köyü olması. Macır. 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 Macır köyü. Evet. Yani ne Macırları? Onları da biz... 93 Macır. Bulgar Macırlar. 1893 evet, Macırlar değil mi? 1893. 1893'te
İşte o İkinci Dünya Harbi'nden sonra Birinci Dünya Harbi'nden sonra özür dilerim. İşte o dönemlerde biliyorsunuz Balkanlardan Türkiye'ye korkunç bir göç oldu. Evet. Hatta bunu dizilerde de yaptılar. Güzel diziler yaptılar işte. Onu anlattılar. İşte o dönemde kurulan bir köy. Evet. Değil mi? Evet. Oralardan gelinmiş. Sizin babalarınız, dedeleriniz. Yani Bulgaristan mahalli. Bulgaristan'dan. Şimdi evet ben birazcık da biraz teknik konulara girelim. Evet. Şimdi senin karışık hayvanın var. Koçlarını nereden alıyorsun? Koçları şu an bir tane dışarıdan aldım. Diğer iki tane kendimden yetiştirdim. Nereden dışarıdan alıyorsun? Mesela Adapazarı'nın Sakarya'nın bir köyünden aldım. Köyünden aldım. Evet. Sen nereden aldın koçlarını? Ben koçlarımı sürekli dışarıdan alırım. Yani iki yılda bir değiştiririm koçlarımı ama şu güne kadar bilmiyorduk. Domuzluk satan yer olarak oradan almadık. Yani hoşumuza giden koçlar, hoşumuza giden sürüden beğendik aldık. Şimdi artık biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de damızlık çiftlikler var. Evet. İşte bizim de damızlık çiftliğimiz var ama benim gibi birçok damızlık yapan yerler var. Evet. Bunları araştırıp bulup bilmek ve damızlık almanızda fayda var. Çünkü mutlaka sürünüze daha saf olan bir ırkı katıp oradan yürümenizde fayda var. Evet, çünkü fayda. O size artı katma değer katacaktır. Mesela işte biz Merino Landschaft yapıyoruz. Evet. Bugün baktığımız zaman Merino Landschaft verdiğimiz bu tip sürülerde 5 ila 10 kilo artı canlı ağırlık artışı sağlıyorlar. Yani dolayısıyla 5 ila 10 kilo canlı ağırlık artışı sağladıkları için gelir de ona göre artıyor. Şimdi evet. Bazı zaman şöyle bir yanlış yapılıyor. Mesela koçunu kaça aldın sen? 2000 liraya aldım. 2000 liraya. Sen kaç aldın? Ben kuzuyken aldım. Kendim yetiştirdim. Yani 750 liraydı. Şimdi bakın bizdeki kuzuların fiyatı 3 aylık kuzu 1500 lira. Evet. Evet doğru. Şimdi diyor ki insanlar ya 1500 lira. Veyahut da bugün iyi bir koç aldığın zaman 4-5 bin lira. Evet. Yani 3500 liranın altındaki koçların bana göre damızlık çiftliğinde olmuyor. Şimdi bu koçu aldınız. Senin 80 tane hayvanın var. 30 tanesine yaptığı zaman evet. 30 tanesini çiftleştirebilirse bu koç bugün 10 kilo gibi bir rakamı 10 kilo gibi bir canlı ağırlık kazandırırsa 30 tane de ne ediyor? 300 kilo. 300 kilo ediyor. E bugün canlı 30 kilosuna 20 lira diyelim. 20 liradan. Evet. Ne etti? 6 lira. 6000 lira. 6 lira. Şey, yani 6000 lira. 20 ya yani 6000 lira. 6000 lira, evet. 6000 lira etti. Yani koç bedavaya geldi. Yani koç bedavaya geldi. Bir katımda koç bedavaya geldi. Evet. Onun için mutlaka buradan değerli sürü sahiplerine de her zaman tavsiyem damızlık çiftliklerden almaya çalışın. Evet. Şimdi ülkemizde veya dünyanın her yerinde 3 çeşit koyuncu tipi var. 1. Süt koyunculuğu. Bunun sütünden yararlanıyor. Büyük mümkün olduğu kadar kuzularını erken satıyor. 2. Et koyunculuğu. Evet. Amacı etten yararlanmak ve en iyi şekilde etini almak. 3. Damızlık koyunculuk. Yani ben diyor safkan üreteceğim. Benim yetiştirdiğim hayvanları damızlık olarak üreticilere evet. aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla sizin de bunu yapmanız lazım. Peki gördüğüm kadarıyla tabii sizde Tahirova bayağı bir Tahirova kıvırcık ve sakız kırması olduğuna göre sizde ikizlik oranı yüksek olması lazım. Evet yüksek. Kaç ikizlik oranı? %60-70 gibi. %60 İsmail abi peki ikizlik oranı %60-70. Ölüm oranları nedir sende baktığın zaman? Yani bu sene biraz fazla oldu. 20 tane yakın zayiat verdim. Peki zayiatın temelinde ne var sence? Yani temelinde neden zayi ettin hayvanları? Toklularda 2 tane 3 tanesinde doğumda kaybettik. Doğumda. Zor doğum olduğu için mi kaybettik? Evet. Evet. Ve ikincisi kalaba yer dar geldi. Biraz ezilme oldu. Birkaç tane de ezdirdik. İşte onlara hep öyle benim söylediğim verdik. Biraz şey yapman lazım. Bu paletler var biliyorsunuz. Evet. Şey paletleri, tahta paletler ya da plastik. Onlardan da böyle hayvan doğduğu zaman en az 3-4 gün öyle bölmelerde tutsan ezilmeyi engellersin. Evet, onu da yaptım da benim yerim 150 metrekare yer yetmedi. Kuzu fazla oldu. Mecbur sıkıştırdık. Sıkıştırınca da evet. Koyunları hani koyunu
ayı salarken ezdirdi kurdu, öyle de dayatlar. Şimdi işte sende 20 tane, onda sende kaç tane kayıp oldu? Bende 3 tane oldu. Kaç tane, ikizlik oranı nedir senin? Benim de ikizlik oranım %60, daha üzeri belki de, ama ben 8 ayda bir doğum alıyorum. 8 ayda bir oluyorsun. Evet, biraz daha düşürüyor. Normalde yılda bir aldığımda %80'i falan buluyor. Şu anda 60'lardasın. Evet, peki, şu an 60'lardayım. İyi beslersen, daha iyi beslersen o ikizlik oranı 8 ayda bir de gene daha yüksek verim alırsın. Peki sende toplam %60 dedin, 2-3 tane ölüm oldu diyorsun. Evet, yani onlar da 2 tane 300 kuzular. Yani 2 tanesini doğmuş hayvan. Evet, bakamamış. Ben elle de işte, yok doğumda da. Ölüyor olarak doğum olmuş. Ya ben işteydim, sabah geldi de gördüm. Yani bu da bir sıkıntı aslında. Tabii yani eşinin belki hani girip hemen en önemli şey ağız sütünün içirilmesi. Evet. Bir tane de çok yaşlı bir koyun vardı. Onun sütü yaramadı herhalde ya da bakamadı. Yetmedi. Evet. Bakamadı. Tabii bunlara da dikkat etmek lazım. Yani mutlaka 300 doğuran anne değerli bir anne, ama bakabilen 300 doğuran anne bizim için daha değerli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Gördüğüm kadarıyla sizde ayak sorunu da var zannedersem. Evet. Onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Var mı yaptığınız herhangi bir tedbir? Şu anda iğne yapıyoruz. Geçen geçiyor, geçmeyeni tedavi. Şimdi o tedavi tabii ki biz tedavileri fazla ben söylemiyorum. Neticede çünkü veterinerin işini veterinerlere bırakmak lazım, ama basit önlemler var. Mesela hayvanların zaman zaman işte ayak havuzu dediğimiz ayak havuzu var. Ayak havuzundan geçirirseniz ve o ayak havuzundan göz taşı koyarsanız, yani göz taşı ucuz bir malzeme. Ondan yaklaşık işte yapacağınız ayak havuzuna göre birkaç kaşık, bir kaşık, iki kaşık koyarsanız ve en az bir hafta boyunca geçirirseniz göreceksiniz ayaklardaki sıkıntı daha çabuk çözülecek. Özellikle değerli izleyiciler, bu ayak sıkıntıları nerede görüyoruz? Ağıllar kapalı olduğu zaman ve kışın ağılların içi temizlenmeyip içinde saman altında biriktiği zaman yumuşak olan zemin, yumuşak ve ıslak olan zeminler ayakların altının yumuşamasına neden oluyor. Evet. Tabii bir de burada otlatma alanı da yumuşak. Şimdi devamlı hayvan otta. Devamlı otta. Devamlı otta, toprakta yürümüyor. Sertleşmesine imkan kalmıyor. Dolayısıyla bir şekilde bizim sertleştirmeyi arttırmamız lazım. Evet. Bir de mümkün olduğu kadar, yani o içerideki o toprak bölümü, tabii siz bir de şöyle bir şey var, şunu da göz ardı etmeyelim değerli dostlar. Şimdi içeride hayvan devamlı ot yediği için gübresi de nemli çıkıyor. Evet. Yani bu da bir şey. Şimdi genelde sizler sürü sahipleri bilebilirler. İçeride hayvan devamlı kuru yiyorsa zaten ortam kuru oluyor. Ortam kuru, evet. Kuru olduğu için gübresi kuru oluyor, biliyorsunuz tane tane düşüyor. Ama o zaman sıkıntı olmuyor fazla. Fakat bu hayvan devamlı otladığı için ortam maalesef asitli oluyor. Orada da işte belki sönmemiş kireç kullanmanızda fayda var. Sönmemiş kireci atıp ondan sonra üstüne çok hafif miktarda talaş atabilirsiniz. Yani ortamı kuru tutmanızda fayda var. Geçen sene öyle yaptım. Kireç aşağı yukarı 70 çuval kireç attım. Bıçkı tozlattım. Ama bu seferinde gene siidik, yeşil otladığı için siidik fazla oluyor. Geçen sene benim topallığım yoktu. Bu sene olur başladı. Döşeme yaptım. 25 santim yüksekliğine döşeme yaptım. Öyle mi? Tahta döşeme mi yaptın? Tahta döşeme yaptım. Izgara yaptın yani. Izgara yaptım. 25 santim yüksekliği. Çok güzel. Ama benim koyunda şurada 20 gün, bir aydır başladı topallık. Ne kadar oldu senin o tahta döşemeyi yapalı? Aralık ayında yaptım. Aralık ayında yaptın. Yaptım. Hayvan rahatladı biraz o zaman. Çok güzel. Aslında belki de bu bölge için tahta ızgara çok önemli. Ben şimdi yere beton attım altına. Bilseydim, şimdiki aklım olsaydı o betonu ta aşağı atardım. 1 metre, 1,5 metre yüksek yapardım. Az yapmışım. Yani bilinçsiz benim hep yaptım. Tavsiyem bilinçsiz. Şu. En az 70 santim yapabiliyorsanız 1 metre, hatta 1,5 da olabilir. Çünkü gübre çabuk toplanmaya başlıyor. Ve artı şu da çok önemli. Izgaralı sistemlerde toplanan gübrenin değeri çok yüksek. Evet.
İçine herhangi bir şekilde saman, ot gibi şey karışmadığı için benim programlarımdan izlemişsinizdir. Ben de gerdirilmiş çelik kullanıyorum. Yani sadece kuzulama bölgesi için. Yani kuzuladıktan sonra hayvanların o bölgesi için ben öyle bir şey yaptım. Fakat göreceksiniz bu topallık eğer bu benim dediğimi yaparsanız onda sıkıntıyı aşarsınız diye düşünüyorum yani. Meraya gidince başladı bende topallık. Peki o zaman 365 gün hemen hemen otlattığınıza göre ne veriyorsunuz hayvanlarınıza? Neyle besliyorsunuz? Bunun dışında bir besleme var mı? Yonca veriyorum. Arpa, mısır kırması, buğday. Buralarda mısır çok tabii. Evet. Mısır çok, evet. Onun yani, için mısır Sakarya'da kırması veriyorsun. Çok, bizde yoktu. Sakarya'dan almak oradan, kolay yani. Fiyatı uygun. Evet. Zaten 10 kilometre falan Sakarya bize. Evet. Çok yakın. İzmit'ten daha yakın. İzmit'ten daha yakın. Siz de zaten hemen hemen Sakarya sınırındasınız evet, yani. Evet. Çok yakınsınız. Onun için oradan alışveriş yapıyoruz. Yonca Eskişehir'den getiriyorum tırla. Getiriyor oradan. Yonca'ya ihtiyacın var mı burada ya? Ya kaliteli oluyor abi. Kuzular için mi yapıyorsun? Kuzu için, koyun için fark etmiyor. Yani ama şimdi devamlı otlattığına göre ne kadar veriyorsun yoncayı? Yani akşamleyin takviye mi yapıyorsun? Bir bal, iki balya. Hani sabahleyin çiğ, yani, çiğ varsa bir balya şey yapıyorum. Peki bu arpa mısırı kırmasını ne kadar da bir veriyorsun? Koç saldığım zaman da... Flashing dediğimiz yani evet, koç salacağın zaman veriyorsun değil mi? Zaten sizden hani televizyonu takip ettiğim için onun için koç salacağım. Bir de Erol abi var Bursa Bezemler. Onun tavsiyesiyle şu anda mesela yem devam ediyorum. E tabi. Koç yani saldım. Doğru. Yani hayvanları kondisyon olarak da ve yumurtlamasını sağlamak için ekstra beslenmeye ihtiyacı evet, var. Şimdi burada bu bölgede tabi mısır kullanıyorsunuz. Bizim bölgede biz kullanıyoruz, buğday kullanıyoruz. Aynı zamanda şu anda değerli izleyiciler biz Avrupa Birliği'nin Sheep Network adı altında bir takım çalışmalar yapıyoruz. Yakında İspanya'ya gideceğim. İspanya'da da yapacağımız çalışmalar var. Bütün diğer ülkeleri takip ediyoruz ve o ülkelerde neler yapıldığını gözlemliyoruz. Ve dolayısıyla mesela İrlandalıların yaptığı bir sistem var. Onu özellikle size de anlatmak istiyorum. Hem burada değerli izleyicilerimize de biraz anlatalım. İrlandalıların yaptığı yöntem şu. Bir kere diyor ki koçunu en az diyor 300 metre uzağa koyacaksın diyor. Evet. 300 metre yani kokusunu dahi almayacak diyor. En az 20 gün. Bu bir ay da olabilir 20 gün. Bir kere koçu devamlı içinde tutmayacaksın. Siz koçu devamlı içinde mi tutuyorsunuz? Ayırıyorum. Ayırıyorsun sen? Ben de ayırıyorum. Aha. Güzel. Ama en az 300 metre olması lazım. Niye? Çünkü kokusunu almaması lazım. Ondan sonra 4 gün boyunca önlerine turşuluk tuz bildiğimiz hani toz turşuluk koyuyorum, tuz. Kaya tuzu koyuyorum. Hayvan başı 50'şer gram. Önüne koyuyorsun 4 gün. O arada biz mesela onların dediği 250'şer gram buğday koyuyoruz hayvan başı. Sabah akşam toplam günlük. Ve bunu koyduktan sonra dördüncü gün öncü koçu salıyorsun. Öncü koçu da şöyle bir şey yapıyorsun. Yani buradan bağlıyorsun altına eğer çubuk koyarsan bunu da buradan selam olsun. Hüseyin Karakaş diye bir kardeşimiz var. Kendisi imam. 3 tane üniversite bitirmiş bir imam. Afyon Dinar'da. O diyor abi diyor ben altına diyor tahta çubuk bağladım bezin diyor. Hayvan diyor ayağa kalktığı zaman diyor böyle oluyor aşamıyor. Evet. Yattığı zaman da diyor üstüne kapanmadığı için idrar yollarında herhangi bir iltihaplanmaya veya rahatsızlığa pislenmeye karşı oluyor diyor. Dolayısıyla işte 3-4 gün içinde tutuyorsun şeyi koçu o öncü koçu. Onun da sebebi ovülasyon yani yumurtlamayı sağlaması kızgınlığa gelmesi koyunların. O kızgınlığa geldikten sonra zaten koçu çıkartıyorsun o arada kızgınlıklar başlıyor. Yani bir dönem var yani boşluk periyodik koyuyor. Dönem var. O periyodik dönemin 16 ile 18 arası gün arası koçu katıyorsun. Deneyenler buradan göreceklerdir. Buradan da bu vesileyle bir bilgi daha vermiş olduk. Evet. Şimdi özellikle dedin koç katım döneminde besleme yapıyoruz dedin. Evet. Mısır ve arpa ne kadar veriyorsun hayvan başı aşağı ortalama yukarı?
300 gram filan. Akşamdan akşama veriyorum. Toplam mı 300 gram? 300 gram arpa, 300 gram mısır mı, yoksa toplam mı 300 gram? Mesela 12, 13, 15 kilo arasında arpa veriyorum. 15 kilo... Az veriyorsun. Onu söyleyeyim. Ama 15 kilo mısır kırması, 15 de buğday veriyorum. Ortalama 40-45 kilo toplamda. 40-45 kilo. Günlük mü bu? Günlük. Günlük. Akşamdan akşama veriyorum. 45 kilo, yani aşağı yukarı 500 grama bile gelmiyor. Yani bunu 300, bir... benim kafamda 300-350 gram gibi. Onu bence o dönemlerde 700 grama falan çıkarmanda fayda var. Ama yağlanır diye de tedirgin yani oluyor. 250 gram buğday dedin. Geri kalanı da 200-200 verebilirsin mesela. Anladın mı? Evet. O civarda veya 250-250 verebilirsin. 200-200 verebilirsin. Sen ne yapıyorsun flashing'de? Ben zaten yıl boyunca hep yemliyorum. Yani ben yemi hiç kesmiyorum. Yani az az olsa. Çünkü meraya hep ben çıkartamadığım için. İçeride beslemek evet, zorundasın. İçeride beslemek zorundayım. Bu maliyetini sürekli yükseltiyor biraz. Yükseltiyor, evet, yükseltiyor. Yani normalde 250 gram, 300 gram arpayla mısır kaynatıp veriyorum. Ama dediğiniz gibi flashing döneminde koç katımın önünde bir 20 gün önce falan, yani yarım kiloyu falan çıkartırım ben de. Yarım kilo 600 gram kadar. Biraz yükseltip 2-3 ayda olya veriyoruz. Koç içinde duruyor 2 ay kadar. Bu arada oluyor yani. Koyun sürekli yemlendiği için zaten çok da fazla düşük olmuyor. Hani koyun... Zaten çok önemli. Besleme çok önemli. Bakın evet, en büyük ölüm, kuzu ölümlerinin temel sebebi, kuzu eğer sağlıklı doğmazsa ölümler çoğalıyor. Hele 300 doğumlarda. Yani beslemeyi çok iyi yapmak zorundayız. Tabii ki buradaki ot sizin için çok önemli. Evet. Ama evet, onun yanında özellikle doğuma, mesela doğuma bir ay kala ne yapıyorsunuz? Yine o zaman da mısır küspesi veya güncünlü küspesi, pamuk küspesi bulabilirsem. Mısır posası var burada ıslak. İşte evet. Ondan mı veriyorsunuz? Islak? Yok, ıslak değil. Yani kuru halde kendimiz mısır ıslatıyoruz burada. He. Mesela ondan da normal başlıyorum, bir daha devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Kuzular doğduğu zaman neler yapıyorsunuz kuzularla ilgili? Çalışmalarınız nedir? Nasıl besliyorsunuz kuzularınızı? Kuzulara normal kuzu büyütme, başlangıç emine başlıyoruz. Büyütme yemi, yonca veriyorum. Kuzu başlangıç emine başlıyorsunuz hemen 10 gün içinde. Değil mi? Evet. Yani doğar doğmaz başlıyorsunuz. Evet. Peki kaç ayda kaç kiloluk kuzu? Yani siz, gerçi sen satmıyorsun anladın. Ben satmadım sen, için. Ben de satmadım. Ben satmadım. Sen yani ben, kurban mı veriyorsun? Kurban veriyoruz ya da adak yani. Ya demek ki burası o kadar aç ki, yani bak demek ki yani siz, sen 100 tane, o 150 tane yapsa rahat evet, rahat. Evet. Bu köyde bir 10 kişi daha yapsa çok rahat yeter buraya. Yeter. Yani, yeter. Yani biraz, İzmit'in çok, İzmit'ten gelen. Yani İzmit'e biz çok yakınız. Çok yani bir İzmit'te tabii, İstanbul kadar var yani. Olmasa da tabii yani çok büyük yer. Geliri yüksek. Zaten İzmit fabrikalar sağ olsun. Evet. Fabrikalar evet, sayesinde tüketici toplum olmuş. Tüketici toplum oldu ama işte üreticide biraz sıkıntı var. Niye var? Daralma var. Yani arazilerde daralma oldu. Çünkü şehirleşme çok. Evet, şehirleşme İnşallah çok, şehirleşme buralara gelmez ama 450 hane olduğuna göre burası da bayağı geliyor, kalabalık. Geliyor. Yani geliyor yani artık. Şehir gibi olmuş ama en azından doğal yapı korunmuş vaziyette. İnşallah, evet, İnşallah ya Rabbim buralarda bu gökdelenleri görmeyiz Allah'ım. İnşallah. Ne diyeyim ben, her taraf gökdelen oldu. Ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz bu memleketi? Gökdelen, gökdelen, gökdelen. Bizim ihtiyacımız olan doğa. Bugün Avrupa'ya gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun, her yer şehir ama adam doğayı korumayı başarmış arkadaşlar. Biz niye koruyamıyoruz bu doğayı? Demek ben bizim, anlamıyorum. Bizim çıkarlarımız daha şu önce kadar geliyor. Şuradaki aldığımız şu şeye bak, oksijene bak ya. Evet. Ya kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki şu anda resmen oksijen, içimize oksijen alıyoruz. Şimdi ben Hayrabolu'dayım. Evet. Buralardan gittik Hayrabolu'da, Tekirdağ Hayrabolu bölgesindeyim. Oraları da çok güzel tarım alanları. Fakat buradaki yeşillik yok. Buradaki ağaç yok. Olan ağaçlarda arkadaşlarımız sağ olsun evet, tarım alanı yapacağız diye kesip biçmişler. En azından burada ağaççılık, meyvecilik de var ve orman zaten kendi kendine bitiyor. Hani bizim zaten meyve üzerine zaten köyün, hani gelir kaynağı ekstra meyve. Ne meyveleri var sizde mesela? Evet, kiraz, ceviz, ayva, armut. Fındır. Ama ayvayı biraz kesti millet, fındık. Niye ayvayı kesti? Buralar ayva bölgesi. Abi, yani eşme hemen aşağıda. Para yapmadı ki. Ama yapmıyor. Yani, para yapmadı. Para yapmadı ayva. Yapmadı. Yani biz 2000 yılında verdiğimiz fiyata şu an kiraz veremiyoruz. Yapma 18 ya. Yılda evet. 18 yılda hiç zam gelmez mi şeye? 18 yıl. Kiraza gelmedi evet, ya o kadar kötü. Evet. Evet yani, değerli izleyiciler, tüketiciler de izliyor biliyorum.
Kirazı siz kaç para alıyorsunuz? İşte buradaki garip çiftçim benim meyvecim. 18 yıldır fiyata zam yok. Düşünebiliyor musunuz? Ne yapsın bu insanlar ya? Ya ne zaman biz bu hayvancıyı, çiftçiyi koruyacağız? Ne zaman öğreneceğiz? 50 yıldır bakıyorum. Ne zaman diyorum bir tarım bakanı gelecek. Paçasına çamur bulaşmış, gübre bulaşmış bir tarım bakanı gelecek. Ya bizim buna ihtiyacımız var. Bizim derdimizden anlayacak adama ihtiyacımız var. Yok. Evet. Yok yani. Yok, biz 18 yıl ne demek ya? 18 yıldır kiraza zam gelmedi. Hani az önce demiştim ya hani önümüzü görsek. Sen işte onun için koyunculuğu yaparken de işe gitmek ondan bahsediyorsun. Endişen var. Yarın yani. Bir gün acaba koyunculuk. Evet. Şimdi koyunculuk bunları yaşadı. Yaşadı. Bakın koyunculuk evet, yaşadı. 5 yıl hiç zam gelmedi. Ben 8 yıldır koyunculuk yapıyorum. 5 yıl hiç zam gelmedi. Hatta geri gitti. Başladığımda 2011 yılında 12 liraydı fiyatlar. 9,5 lira kadar düştüğünü gördüm. Evet. Ve çok koyuncu çok zorluk geçirdi. Ne oldu? Bu sefer koyunlar mezbahalara gitti. E şimdi biz dışarıdan 2,5 milyon kuzu getiriyoruz. Evet. Arkadaşlar 2,5 milyon kuzu ithal ediyoruz, etlik kuzu. Ve Türkiye'deki kuzu ölümlerine baktığın zaman belki 5 milyon civarı kuzu ölümü var. Evet, o da al, doğru. İşte evet, 20 tanesi burada. Evet. 3 tanesi, 5 tanesi burada. 50 tanesi belki bende. Çünkü benim evet, hayvan evet, miktarım daha fazla. Dolayısıyla bizim bu kuzu ölümlerine de dikkat etmemiz lazım. Damızlık vasfı olan dişi kuzuları da tutmamız lazım. Siz doğru evet, yapıyorsunuz şu anda. Doğru yapıyoruz da şu da var. Bir yerde tıkanacağız bizde. Bir de karmaşı yapmadım koyun gebeken. Yani ilk barda yaptım, son barda yapmadım. Biraz da onun etkisi. İki tane kuzum öldü. Erol Bey'e telefon ettim. Dedi ki kuzunun içini yak, fotoğrafını çek, bana gönder dedi. Ben sana cevap vereceğim dedi. Ve gönderdi göndermez döndü bana. Dedi ki karma aşıyı hemen yap dedi. Yani karmaşıyı, şimdi, bir gün sonra karmaşıyı yaptım ve ölümler kesildi. Şimdi bak ne kadar güzel bir örnek verdim. Evet. Bu hep sürü sahipleri için de önemli, yeni başlayanlar için de önemli. Şimdi koyunculukta en önemli şey bilinçsizlik. Önleyici hekimlik. Bilinçsizlik. Yani bizim antibiyotik kullanma yerine, evet, ilaç kullanma yerine önce önleyici hekimliği öğrenmemiz lazım. Nedir? Tarım Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu biliyorsunuz aşı hizmetleri var. Evet. Bunları bir kere harfiyen takip etmemiz ve kendi il müdürlüğümüzü ya da tarım ilçe müdürlüğümüzü uyararak bakın gelin veya onların ne zaman geleceklerini takip ederek bunu yapmamız lazım. Önleyici hekimlik çok evet, önemli. Bunlar da aşılarda yatıyor. Diğer önleyici hekimlik de bizim yapmamız gereken aşılar. Bakın karma aşının içinde öyle aşılar var ki ben tabii buradan marka vermeyeceğim. Evet. Siz araştırıp bulun. İçinde E. coli dediğimiz yani ishale karşı olan evet, ya da pastorella gibi hastalıklara da karşı olan o karma aşıların içinde var. Yani sen eğer aşını doğru zamanda yaparsan mesela aşını gebeliğin son 45 gününde 2 ay 45 gün arasında yaparsan sen doğan hayvanlarındaki ishali de engellemiş oluyorsun. Evet. Evet, yani biz onu yapmadık işte hani. Şimdi bunları kendinize bir kart yapacaksınız. Yapmanız gerekenleri yazacaksınız. Ve mutlaka o yapmanız gerekenleri yapmanız lazım. Bir kere yaz ilkbahar sezonunda siz 365 gün otlatıyorsunuz ama evet, ona rağmen ilkbahar sezonunda mutlaka ayak banyosunu yapmanız lazım. Çünkü evet, tam Nisan dikkat ayında ederseniz zaten ilkbahar sezonuyla beraber hayvanlarda ayak problemleri çıkmaya başlıyor. Dediğim gibi burada otlatma alanlarınız arkadaşlarınızın, komşularınızın evet, arazilerinde otlatıyorsunuz. Ama çok küçük alanda bile 100 koyuna rahatlıkla bakabiliyorsun değil mi İsmail? Yani 100, bakıyorum hani yoncayı dışarıdan alıyoruz işte. Yemi arpa aldım, 6 ton arpa aldım geçen sene. 800 balya yonca aldım. Yetiyor sana. Yetiyor. Şimdi hani meyvede zaten doyuyor koyun. Ama şunu da yaşadım. İlk sene 35 koyundan 17 koyunun ikiz kuzuları birer tane ölü geldi. Oo, demek ki besleme sıkıntısı var orada. Ama meyvede otlatacağız diyor. Ot bol dedik, meyveden geçinelim dedik. Olmadı. Ha. Ondan sonra şimdi yemi devamlı yem veriyorum. Tabii. Şimdi o da çok önemli. Yani illa otla besleyeceğiz diye. Ama sizin burada böyle şeyler yok değil mi? Hayvan beyaz kas hastalığı falan dediğimiz. Öyle bir şey yok. Ama. Yok çünkü toprak zengin. Verimli evet, toprak.
Dolayısıyla herhangi bir şekilde olmuyor diyorsun. Böyle bir şey hani karşılaşmadık bugüne kadar. Ama tabii ki. Ama iğne yapıyoruz. Ne kadar otlasa da yine tabii ki. Evet, ihtiyaç yok. Kuru madde ihtiyacı yani. Kuru madde. Yem olmadan olmuyor abi. Proteinsel gıdalar, enerjisi yüksek proteinsel gıdalarda takviye etmekte fayda var. Evet. Ama bu size inanılmaz bir şey veriyor. Yani ekonomik destek veriyor. Bu otlatma imkanını bulmanız. Mesela bu da zannedersen buranın notu. Buranın yoncası işte. Yabanı yonca dediğimiz. Yabanı yoncası dediğimiz. Normal çıkan çay. Şimdi bununla ilgili de bir bilgi verelim değerli izleyiciler. Şimdi maalesef otu biraz fazla bekletmişsiniz. Bunu mecburiyetten dolayı aldım. Ben böyle ot vermiyordum. Yağmur mu? Ya burada şimdi yoncam bitince ilk hava şartlarına göre yağmurdan alamadık. Yonca bulamadık. Bunu geçiriyordu da. Yok, ben şu bakımdan söylüyorum. Bu bilgiyi vermek istiyorum. Türkiye'de genelde ot kurutmada sıcak alanlarda çok fazla kurutuyorlar. Evet. Ya da yeteri kadar kurutmuyorlar, nemli oluyor. Yani rutubet küf yapıyor. Mutlaka yeşil kurutup yani zamanında otu çevirip yeşil olarak kurutmak çok çok önemli. Hani eskiden biz şimdi şey yapardık, kitabın arasına bitkiler alır, çiçekler alıp kuruturduk ama yeşil kurutmaya çalışırdık. Bu da şimdi artık sıkmalı makineler var, işte sıkmalı şeyler var, ekipmanlar var. Yani mutlaka otu yeşil olarak kurutursak daha fazla faydalanmış olur. Yani buranın bir dezavantajı o var. Yani biraz hava şartları burada biraz yağmurlu gibi. Evet yani. İngiltere gibi devamlı yağmur yağıyor. Rutubet çok var yani. Bir de sabahları kalkıldığı zaman hep çiğ var. Sis çiğ var. Evet. Onu yaşıyorsunuz. Evet. Ama işte sizin de en büyük avantajınız buranın bu kadar yeşil olmasının sebebi böyle. Ya güzel bir sohbet oldu. Programın sonuna geldik şu anda. Ama önce İsmail abi senin diyeceğin var mı Koyuncu kardeşlerimize, bu bölgeye, bu bölgedekilere de özellikle bir şeyler söyleyelim. Ne söyleyebileceğim şu olur. Hani yapmak isteyen yapabilir. İyi. Hani ben bugün asgari ücretle fabrikada çalışacak adam 100 tane koyun yaptım. Rahatlıkla geçinebilir. Ama hizmet istiyor. Bravo. İşte duymak istediğimiz belki bu. Sen ne diyeceksin? Evet. Sen şimdi fabrika işçisisin. Evet, fabrika ama işçisiyim. Ama yavaş yavaş diyor ki yani pardon isim Murat. Murat. Murat kardeşimiz diyor ki ben diyor fabrika işçisiyim. Yavaş yavaş sürümü büyütüyorum. Önümü görsem diyor evet, ben diyor görsem, koyunculuğu tercih ederim. Bakın bunu duymak bile o kadar mutluluk verici ki ben bu arkadaşlarım adına ülkem adına gurur duyuyorum. Böyle insanları kazanabilmişiz. Evet yani sonuçta önümüzü görsek bu işi yapacağız. İnşallah. Yani ben devlet destek vermesin. Yani destek, yeter ki önümüzü görelim. Önümüzü görelim yeter. Bana göre en büyük destek İnşallah. O. İnşallah. Koyunculukta yani. Gelecek var. Ben söylüyorum. İnşallah. Bunu hep beraber göreceğiz. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum size. Hemşerilerimizi gördük bir şekilde. Buradan hepinize sevgilerimizi iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.